göz görürsünüz demiştim. Kendimi sıkıyorum ama ağlamayacağım. İçime, kanımı içime akıyor bunu. Ağlamayacağım, ağladığımı da kimse görmeyecek. İbo değişiyor. Nice güzel yıllara İbrahim Tatlıses. Yalnızlığı seçti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeni yıla Türkiye'den kilometrelerce uzakta Almanya'nın Bremen şehrinde girdi. Aramızdan, bacımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan 2005'e girmeyi kabul etmedik, buraya geldik. Size geldik, sizinle birlikte girmeye geldik. 3, 2, 1 2005'e girmeden önce birçok karar almıştı Tatlıses. Bu kararların bir kısmını sahnede üstü kapalı söylese de yüreğinde kopan fırtınalar gözlerinden okunuyordu. O yalnızlığı seçmişti. Yeni yıla girmenin ardından İbrahim Tatlıses'in orkestrası bile birbirini kutlarken onun kutlayacak hiç kimsesi yoktu. Sahnede öylece kala kalmıştı. Bundan sonra çok zor ağlayan bir İbrahim Tatlıses görürsünüz. Çok zor ağlayan bir İbrahim Tatlıses görürsünüz demiştim. Kendimi sıkıyorum ama ağlamayacağım. İçime, kanımı içime akıyor bunu. Ağlamayacağım, ağladığımı da kimse görmeyeceğim. Bir ayrılık şarkısı seç. Sessizce çal benim için. Yüreğin ellerinde ailece kal. Her ne kadar ağlamayacağım dese de gözleri doluyor ama o engel oluyordu. Hakikaten burada birlikte gidecek oğlum, rezil oluyorsun. Düşmanlıkluyum da bir gün alırsan. Neredeyim, nasılım beni sorarsan. Hep beraber. Düşmanlıkluyum. İbrahim Tatlıses yüreğine gömdüğü acılarıyla onu dinlemeye gelen hayranlarını eğlendirmek için bakın nasıl oynuyordu. Eğlencenin doruk noktasında salonda tartışan iki insan İbrahim Tatlıses'i üzüyordu. İbrahim Tatlıses'i belli ki hayat yormuştu. Onun tek isteği vardı artık, huzur. İlk durağımız İbo'nun yanındayız. Durmuyor, arı gibi çalışıyor ünlü türkücü. Yılbaşında Almanya'da sahne almış, ayağının tozuyla da İstanbul'da Otobüsçüler Derneği'nin gecesine katılmış. Coşuyor, coşturuyor ünlü sanatçı. Bu büyük ilgiyi görünce de adeta haykırıyor. Beni siz yaşatıyorsunuz. Ben ne zaman biterim biliyor musunuz? Ben ne zaman biterim biliyor musunuz? Ben ne zaman ölürüm biliyor musunuz? Kestiğiniz zaman alkışlarınızı, kestiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman yüzünüzdeki güler yüzü, işte ben o zaman ölürüm. Gündüzler, gündüzler hayalimde, gündüzler hayalimde, geceler. Ve halktan aldığı destekle birilerine meydan okuyordu ünlü türkücü. Meydan okudu. Beni kolay kolay kimse bitiremez. Ben bitmeyeceğim. 26 sene bitmedi. 26 sene daha bitmeyeceğim. Bitiremez.
bitiremeyecekler. Kim uğraşırsa uğraşsın. Ve neden bitiremeyeceklerini de Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın bir sözünü hatırlatarak açıklıyordu İbo. Beni bitiremezler. Sayın Tayyip Erdoğan dedi ki, duvara yaslanmayın, duvar yıkılıyor. Allah'a yaslanın, Allah'a dayanın dedi, Allah'a. Bütün gücünüzle, bütün variyetinizle Allah'a dayanın. Ben Allah'a dayandığım için beni kimse bitiremeyecek. İlk defa elimi süreceğim. Nimet iki tane şuyumu kör olsun eğer bir suçum, kabahatim varsa. Suçum yok. Allah'ın rızası yok. Bakın adaletsiz bir şekilde benden 400 milyar almak istiyorlar. İsyan etti ve böyle içini döken İbo'dan şok iddia. Burada bir tuzak var. Tuzağı kim kurdu? İbo'dan 400 milyarı kim istedi? Kimler tuzak kurdu? Ünlü türkücü neden suçsuzum diye haykırdı? Şimdi İbo'nun böylesine içine döktüğü, isyan ettiği geceye gidiyoruz. Ne kadar da keyifliydi. Karıştır değil mi? Çek. Zeytin çek. Balık dururken kebap yenir mi? Balık çek. Zeytinyağı çek. Zeytinyağı çek. Tuz çek. Başta tuz eritsin onu. Tuz versin. Limon çek. Üzüm sirkesi. Sirke çek. Sirke çek. Limon kessin onu. Bütün nazarlardan sirke çek. Çatal çek. Yemek öncesinde salatanın başındaydı İbo. Geçirdiği talihsiz kaza bir ders olmuş ki bu kez salataya elini bile sürmüyordu. Ama arada da pişen balıkları atıştırmayı ihmal etmiyordu. Davetlileriyle birlikte masaya oturduğunda önce bu gecenin anlamını açıklıyordu. Bu gecemizin anlamı, bugün sabahleyin uyandığımda çok güzel, keyifli bir olayla karşı karşıya geldim. Merhaba. Merhaba abla. Ulan. Dün akşam biliyorsunuz İbo şovu vardı. Kaçıncı olur, ne olur diye hesap ederken çok iyi bir netice. İkinci kıl payı birinciliği kaçırmış olması bizi üzmedi, sevindirdi. Gülün rengiydi. Harcın rinde sert şeyin üstündeydi. Ellere kaldı, kalbimi yaktı. Bir televizyon kanalında yaptığı programın başarısını basınla paylaşmak istemişti. Yemeğe başladığında artık ekmeğe elini bile sürmediğini söylemeyi ihmal etmiyordu İbo. Yine kilo almış. Ben ekmek yemiyorum, elimi sürmedim. Bak elimi hala sürmüyorum. Bir daha. Halen sürmüyorum ve sürmeyeceğim de. 3 kilo aldığımı hissettim çünkü 88'lere düştüm. 94 kiloydu, 88'lere düştüm. Yine 91'e çıkınca sinirim bozuldu. Ama gelen bir haber İbo'yu şok ediyordu. Ünlü türkücü çalışmadığı bir mekanda çalıştığı iddia ediliyor ve 400 milyar borçlu gözüküyordu. Ben tam bunun güzelliğini yaşarken bana bir raporla geldi. Efendim 400 milyar kaybettik mahkeme kararıyla. Niye la? Hiç suçum günahım yokken. Suçsuzum. Bakın ilk defa elimi süreceğim. Nimet iki tane ışığımı kör olsun eğer bir suçum, kabahatim varsa. Tatlı Ses stüdyoda çalışmadığını, haberi olmadan mukavelesinin uzatıldığını iddia ediyordu. Normal İbo Show çektiğimiz bir stüdyo. Biz oraya gitmemişiz. İptal etmemişiz mukaveleyi. Onlar da mukaveleyi kullanmışlar. Günahtır. Allah'ın rızası yok. Bakın adaletsiz bir şekilde benden 400 milyar almak istiyorlar. Bu çok günah bir şeydir. Ben de onun sahibine telefon açmayı düşünüyorum. Bu günahtır. Bu sahtekarlık. Bizim şoförümüzü oraya iki tane masamız var. Gönderdiğimiz şoföre imza attırmışlar. Yanımızda sigorta çalışan bir şoför olduğu için imza attırmışlar. Oradan yola gitmişler. Bizden imza yok. Bu bir sahtekarlığa giriyor bana göre.
İmzalar benim değil diyor ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia ediyordu ünlü sanatçı. Karşı taraf diyor ki siz gelmediğiniz gibi biz de boş tuttuk. Ya biz, siz biliyordunuz ki biz gelmeyeceğiz. Burada bir tuzak var. Evet, bu olay belli ki biraz canını sıkmıştı ama neşesini kaçırmamıştı. Aramam, arama. Söyledi. 3 tane yedim. 2 tane de içli köfte yedim. Hakiki Urfa olduğu için. Yalnız kimse yemedi. Herkes büyümeyi var dediler. Hem korktu. Ben seni sakladım siz durdunuz. Gizli gizli ağladı. Ama ağlatamadılar tabii. Ve itiraf etti. Şeytan tüyü var bende. Vallahi. Acaba ne işe yarıyor? Hem söyledi, hem yedi, hem de korktu İbo yaptığı kadınlar matinesinde. Bu arada 25 yıllık sırlarını da itiraf etti ünlü sanatçı. Ayrıca gizli gizli ağladı da. Peki neden? İbo tezahüratlarıyla başlamıştı ünlü sanatçı konserine. Arda arda esprileri de patlatmayı ihmal etmiyordu tatlı ses. Bir kızın olursa almış yapacağım. Buhar. Hatta biz Urfa'la yılbaşına gidin 100 senenin 95'inde doğum günü vardır. Hepsi bir düz. İkram edilen yemekleri de görünce keyfi daha da yerine geliyordu ünlü sanatçının. Allah çekirdeğe bak. Allah biber'e bak. Hiçbir şeyi geri çevirmiyor, yiyor, yedikçe de dertleniyordu. Şair kesildi. Her yemek yemek mıdır? Her yatmak yatmak mıdır? Her gezmek gezmek mıdır? İnsanın sevdiği yanında olmazsa. Ben kurtuldum. Bu bütün sevenler için söylüyoruz. Bütün sevdalar için söylüyoruz. Bütün ayrılık hasreti çekenler için söylüyoruz. Allah'a şükür ben artık kurtuldum. Siz derdinize yarın. Sizin de derdiniz varsa artık siz. Bülbül gibi şakımıştı. Şaşıranlara da ben zaten besteciyim ama bu yanımı görmüyorlar diye içini dökmeyi ihmal etmiyordu. Beste fabrikasıyım. Gazetelere şöyle yazayım. Beste fabrikatörüm. Onu
Burada şimdiye kadar yaptığım en az tutmuş ama böyle hepinizin sevdiği 30'a yakın şarkı var. Ardından başlıyordu damardan şarkılara. İşte o an Urfa dolaylarından istekler gelmez mi? Şu anda sizi Urfa'da dinlemekte o. Tutamadı kendini. Gizli gizli ağladı. Ben seni sakalıyım siz durdurdun. Hemen konuyu değiştiriyor, başlıyordu bayanlara birbiri ardına övgüler yağdırmaya. Kavga, gürültü ben hakikaten sevmiyorum. Bayanların olduğu yerde kavgasız, gürültüsüz bir hayat, bir dünya diliyorum. Kadın varsa kavga yok. Bayanlar oldu mu biz erkekler elimiz ayağımız bağlanıyor. Kadının yanında erkeklik yapmak yok. Öyle yok. Olmaz. Kadının olduğu yerde ağırlık vardır abi. Kendi kendimize ağır satacağız. Acaba o hanıma kendimizi nasıl beğendiririz diye mücadele edeceğiz abi. İndim nereye taş bulamadım. Kendime göre bir eş bulamadım. Sahneden indiğinde ise ağlamadım, ağlatamadım diyordu ünlü türkücü. Urfa türküsü söylüyorsun ama ağlatamadılar tabii. Ardından sözü yediği yemeklere getiriyordu. Korktum ama yedim. 3 tane yedim. 2 tane de içli köfte yedim. Hakiki Urfa olduğu için. Yalnız kimse yemedi. Herkes büyü müyü var dediler. Peki büyüden korunmak için bir şeyler yapıyor muydu acaba ünlü sanatçı? Sirkeyle yıkanıyorum. Her gün sirkeyle yıkanıyor. Sirkeyle yıkanıyor muydu bilinmez ama yediklerine çok dikkat ettiği belliydi. Giderken çocuktan aldığı dürümü bile alırken sormadan edemiyordu. Dürüm satıyor. Evet. Saygılar, çok mersi. Büyülü değil değil mi bu? Asla. Benim gelinimde 20 yaşında vefat etti. Lösemiydi. Böyle güzel bir gecede hatta ve hatta sesleniyorum. Türkiye'nin neresinde varsa böyle geceler. Kim beni çağırmaz Allah onun cezasını verecek. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses büyük kulüpte Lösemili Çocuklar Vakfı'nın gecesinde bedava sahneye çıktı. Sayın Gündüz Gedigoğlu ve eşi benim için çok kıymetli ve çok değerlidir gerçekten. Bir telefon çaktı. Çakar çakmaz bende elektrikler, şimşekler de çaktı. Bir gecemiz var, ne diyorsun dedi. Ne mi diyorum? Gelmiyorum dedim. Yani bu geliyorum anlamındadır. Anladık dedi, mesaj alınmıştır. Burada bedava sahneye çıkmasının 3 nedeni vardı İbo'nun. Birincisi, İdo'nun hayatını kurtardılar. Benim çocuğum 40 günlükken onu hayata döndürdü. Ameliyat ettiler. 40 günlük bebeği ameliyat ettiler. Kestiler, biçtiler, diktiler. Tekrar kucağımıza verdiler.
Allah'ım ondan razı olsun. İkincisi gelinim. Benim biliyorsunuz bu konuda ızdırabım büyüktür. Benim gelinim de bu hastalıktan öldü. Tam kurtarmıştık, iyilikleri falan değişti. Kardeşinin iyilikleri uydu, değiştik. Fakat doktor ona dışarı çıkmamasını söylemişti. Bir 3-4 ay, 5 ay içeride kalmasını söylemişti. Dışarı çıkıyor. Küçük bir mikropta komaya girdi zaten. Ondan sonra da kurtaramadık. Üçüncüsü çocuklar. Ben çocukları severim gerçekten. Bizim yapacağımız burada nedir? Onlara moraldir. Dediğini de yapıyor Dibo, geceye katılanları hem eğlendiriyor hem de morallendiriyordu. İbo'nun tüm bu yaptıklarını da Lösemili Çocuklar Vakfı Başkanı Gündüz Gedikoğlu karşılıksız bırakmıyordu. Sayın İbrahim Tatlıses, sanatçı gönül dostu diyor. Çok teşekkür ediyorum kocaman. Allah'ım razı olsun size. Ertesi gece ise her zamanki çıktığı bardaydı İbo. Yine içini döküyordu izleyenlerine. Ama ben mağaradan geldiğim için, aç yetiştiğim için, açlığı bildiğim için, insanlarla paylaşmayı sevdiğim için sıfırı tüketmiş vaziyette değilim ama şu anda 1 trilyon borcum var. Bak yemin billah ediyorum. Nereden çıktı bu sözler diye düşünürken hemen açıklamasını yapıyordu İbo. Bestelerini okuduğu Cengiz isimli müzisyene büyük bir jest yaparak ev almaya karar vermişti. Ondan her şeyi beklerim. İyi olan her şeyi iyi yapar o. Yüreğimden söylüyorum. Allah bilir ben riya yapmam. Yüce Allah bize bir şeyler ikram etmişse, bir şeyler vermişse bu ikramdan dostlarımızın da pay alması çok doğal bir şeydir yani. Öyle büyüklük taslamıyorum yani. Şunu yaptık, bunu yaptık. Onun oturacağı, onun istediği tek odalı bir ev, o da 15-20 milyardır. Eğer bunu da alamayacak kadar küçüksek hiç almayalım. Dedik ya, hiç durmadan çalışıyor İbo. Bir gün sonra da can dostu Aydemir Akbaş'la reklam çekimi için kamera karşısındaydı. İşte sinemanın gerçek emekçisi diye tanıtıyordu arkadaşını. Sigortası var mı? Şey var mı sinemada? Herkesin var sigortası. Artık var ha? 340 milyon. Yemin et. Şimdi ne oluyor? 340 kuruş mu oluyor? Ne oluyor? 300. Ben de alışamadım. 340 lira. Yok. Öyle mi oluyor? Öyle mi oluyor? 300. Evet. Tabii. Ben daha öğrenemedim. Ben de öğrenemedim. Ben veriyorum parayı, üstünü veriyorlar. Ben de öğrenemedim. Daha halen... Ben şimdi kaç paraya çıkacağım? Mesela 10 milyara gidiyor değilsem. Şimdi... 1000 lira. 1000 lira mı diyeceğim? 10 bin lira mı? 10 bin lira. Çok ucuzladık la. Vallahi ne kadar güzel. Ardından konu yaklaşan bayrama geliyor ve İbo diğer sanatçı arkadaşlarına üstü kapalı bir çağrıda bulunuyordu. Mühim olan üzümü yemek. Bağa girip bağmancıyı dövmek değil. Yani biz bu mesleği yapıyorsak çalışmamız gerekiyor. Çalışacağız da. Ama bayramdır diye ayırırsak bana göre hayır başı bir gece tamamdır ama bayram 4 gün, 3 gün bazı şey bayram 3 gün, 3 gün mü? Ramazan bayramı 4 gün. Kurban bayramı 4 gün, Ramazan 3 gün değil mi? Evet. Onda da fiyatı arttırırsak pek insanlar rağbet göstermiyor, onu söyleyeyim. Konu bir anda Hülya Avşar'a geliyordu. Çünkü Hülya Avşar çalışıyor, han alıyor, hamam alıyor. Biz çalışıyoruz, böyle emekçilere para yetiştiriyoruz. Kiralardan iyi götürüyor, iyi. Akıllı insanı severim. Mami, mami.